Kaç saat sürecek bu yolculuk? Bari sıcak bir yere gitsek. Yok mu CIA'nin Miami'de falan böyle bir merkezi? O kadar saat o silahı bana doğrultarak mı gideceğiz? Aynen öyle. Gözümü bile kırpmam. Güzel. Nihayet konuştun. Nerede öğrendin Türkçeyi? Birazdan ölüme gidiyorsun, farkında mısın? Cidden derdin bu mu? Dervişe kar yağacak demişler. Titremeye hazırım demiş. Bence ailen Türkiye'den Amerika'ya göçmüş bir aile. Sen de orada doğdun. Kes sesini. Ne yapmaya çalıştığını anlamadın mı sanıyorsun? Ne yapmaya çalışıyormuşum? Aklınca yakınlık kurup seni bırakmam için beni ikna etmeye uğraşıyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim suratıma silah doğrultmuş bir adamı konuşarak ikna etmem. İşin sonunda o silah onun kafasına dayanmış olur. Bir sus artık be. La kahretsin! Oğlum sakin ol artık. Bir çözüm bulacağız. Çözümü orada bulacaktım birader. Burada değil. Ya nasıl bulayım ben orada çözüm? Adamın önünde reis vardı. Nasıl vuracaktım? Beyler. Bağırıp çağırarak bir yere varamayız. Yapacağımız şey belli. Atakan'ı aramak. Ya ne Atakan'ı? Boş iş bunlar, bırak. Aynen öyle. Sen ara şunu bir. Az önce uçağın pilotuyla konuştum Erman Bey. Cezayir'in adamları sorun çıkarmışlar ama yine de uçağı bindirmeyi başarmışlar. Şu an Amerika'ya gidiyor. Güzel. Hiç sevinmişe benzemiyorsunuz. Cezayir'in halen yaşıyor olması hoşuma gitmiyor Musa. Amerikalıların yerinde olsam onu uçaktan aşağı atardım. Ama yine de ondan kurtuldunuz. Artık önünüzde hiçbir engel yok. Ben hiç dikensiz gül bahçesi görmedim Musa. Eğer gittiğimiz yolda hiçbir güçlük ya da zorluk yoksa, bil ki o yol bizi hiçbir yere götürmez. Cezayir size tepsi içinde verdik. Siz adamı elinizden kaçırdınız. Ya bırak. Amcamı almasaydınız bunların hiçbiri olmayacaktı. Ateş bir sakin. Eğer amcan bizim sözümüzü dinleyip Komer'i öldürmeseydi şu anda evinde oturuyor olacaktı Ateş. Siz de Komer'in tasmasını iyi tutsaydınız da amcamın arabasına bomba koymasaydı o zaman. Kavga etmek yerine birlikte hareket etsek. Çünkü reis bizim yerimizde olsaydı aynı şeyi yapardı. Nihayet akıllı laf eden biri çıktı. Bu mevzularda devletle birlikte yürümek zorundasınız. Yoksa başınıza daha çok işler açılır. Biz devletimizle beraber yürürüz. Sen hiç merak etme. Ama Müfit ve sana güvenerek hiçbir şey yapmayız. Aynen öyle. Beyler, Atakan doğru söylüyor. Benim tuvalete gitmem lazım. İstiyorsan altına yap. Orada kıpırdamadan öyle oturacaksın. Olur mu lan öyle şey? Kaç saat yolculuk, öyle kıpırdamadan orada oturacaksın? Gevezelik etme. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hareket şart.
Doktorlar hareketsizlik insanı öldürür diyorlar. Sana kapa çenen diyorum. Tek pilotla Amerika'ya kadar uçamayacağına göre. Geri dönüyoruz. Beni öldürürsen uçağı indiremezsin. Senin yerinde olsam pilot lisansı olan birine bunu söylemezdim. Sana inanmıyorum. Denemesi bedava. Bir mermiye bakar. Tamam. Her şey hazır mı? Hazır ablacığım, hazır. Anacığım, sofra hazır. Haydi yemeğe geçelim. Kalka daha güzel. Yok, ben yemeyeceğim. Size afiyet olsun. Ne demek yemeyeceğim? Yapma ama böyle. Ya Halil diye kendini perişan ettin. Ya işte görürsün ha oğlanın halini. Ya uşağım kendini öldürecekti ya. Kapattı odaya. Açıkmaz hiç insan içine. Ben ne edeceğimi şaşırdım. Ama anacığım sen güçlü olacaksın ki Halil'i ayağa kaldırasın. Doğru değil. Oy. Ben bakarım. Bak bakalım. Hoş geldiniz. Haydi kaynananı seviyormuş. Biz de şimdi masaya oturuyorduk. Öyle. Hoş geldiniz. Ne oldu Dursun? Bir şey mi vardır oğlum? Ablam evde mi? Evet, evde. Ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Anlatacağız teyze. Anlatacağız. Ne anlatacaksınız Ateş? Ömer? Abla. Eniştemi... Bugün... Ne? Bir şey mi oldu babama? Ömer ne oluyor? No. La açın da! Leyla açın da! Açın! Cesaret. Ya geldim. Ne haber Leyla? Ne haber mi? Cesaret sen cezaevinden nasıl çıktın? Amca. Susun lan. Sizinle sonra konuşacağım. Cezayir ne oluyor? Ne olacak? Bunların yüzünden Amerika'ya gidiyordum, yoldan geri döndüm. Ne dedi o? Ne Amerika'sı, hangisi? Nereden gittin? Bunlar var ya bunlar. 15'lisi, Habibi, Demir'i. Beni uçağa koydular, arkamdan bir su dökmedikleri kaldı. Amca olur mu öyle şey? Sus lan! Ne çektiğimi ben biliyorum. Cezayir şunu baştan anlat. Anlatayım. Şimdi sözüm ona. Beni Amerika'ya teslim etmeye karar verdiklerinde... havalimanında beni teslim ederken... bunlar gelip beni kurtaracaklardı güya. Ama adamlar beni esir aldılar. Uçağa bindim. Uçak havalandı. Bunlar da uçağın arkasından öküzün trene baktığı gibi baktılar. Amca uçağın içinde sen varsın. Nasıl ateş etseydik? Sus lan! Nasıl ateş etseydikmiş? Baba sen nasıl kurtuldun oradan? Kendi başına? Kendi imkanlarımla. Ne demek ya kendi imkanlarımla? Dayı siz neredeydiniz ya? Ne demek olur mu öyle şey? Cezayir sen ciddi misin? Ciddi miyim? Yok böyle macera olsun diye anlatıyorum. Ben adrenalin manyağıyım ya. Ne bakıyorsunuz ya?
çektiğimi ben biliyorum. İnanmadınız mı yani bu anlattığıma şimdi? Yok da inanıyoruz. Ne inanmayacağız? De sen ne cavcav ediyorsun? İşte kurtulmuşsun da ne olacak başka? Ne kızarsın abi çocuklara? Cezayir, hadi sofraya geç de yemek ye. Onca hay huydan acıkmışsındır. Siz de uşaklar durmayın öyle de. Hadi sofraya. Evet yani babacığım ne bekliyordun? Şok olmamızı mı bekliyordun? Biz ailecek çok alışığız böyle durumlara sayenizde. Her günümüz aksiyon filmi gibi yani. Tamam neyse ne. Sağ salim geldi ya. Evine hoş geldin. Elif sen de çatal bıçak. Leyla. Bunların hepsi gerçekten manyak. Soğumasın yemekler daha.